Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Müthiş bir edebiyat videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz artık konuları bitirdik şükür. Sözümüzü verdik, sözümüzü tuttuk hocam. Eyvallah. Şimdi geldik nokta atışlara. Çok önemli yazarları eserleri topladım sizler için. Nokta atış dediğimden kastım sınav odaklı anlatım aslında. Yani onlarca eseri var her yazarın ama hangisi önemli şimdi onlara değineceğiz. Çok güzel bir özet de olacak aynı zamanda. Başlıyoruz. Bu seri inşallah böyle devam edecek. Evet. Divan Edebiyatı nokta atış yazar eser videosuna başlıyoruz. Evet. Bir numarada Hoca Dehani'yi göreceksiniz. Selçuklu Şehnamesi'yle. Kendisi biliyorsunuz Divan Edebiyatı'nın kurucusu kabul edilen çok çok önemli bir isim. Selçuklu Şehnamesi ise onun mudur değil midir aslında tam olarak net olmamakla birlikte 10 kitabın 10'unda da görürsünüz bu bilgiyi. İçiniz çok rahat olsun. Selçuklu Şehnamesi'nin bu şehnamede yer alan eserlerin Hoca Dehani'ye ait olduğu vurgulanır. Lütfen unutulmasın. Çok yerinde güzel bir bilgi bu. Ahmedi hocam. Ahmedi'nin Cemşid-i Hürşid'i yok mu? Var hocam. Cemşid-i Hürşid var ama illa bir sınav odaklı anlatım yapacaksak İskendernamesi şüphesiz ki bir numaralı yeri alacak. Haberiniz olsun. En önemli eserlerinden bir tanesi o. Üçüncü sırada Gülşehri'yi göreceğiz. Gülşehri biliyorsunuz en son sınavda Mantık-ı Tahir adlı eseriyle soruldu. Ben bir daha sorulacağını tabii ki kesinlikle düşünmüyorum. Mümkün değil bu. Bence kesinlikle imkansız. Ama neden anlatıyoruz? Şıklarda elemeniz gerekebilir. Olası bir yazar eser kıyasında işinize yarayabilir. Yoksa artık ben bu sene Gülşehri'nin cevap olacağı bir sorunun geleceğine ihtimal vermiyorum. Alişir Nevai, Muhakemetül Lügateyn. Ya bu adam Hamse sahibi. Onlarca mesnevisi var. Hatta Leyla ve Mecnun bile yazmış. Hemen hemen herkesin yazdığı, en güzel yazanın Fuzuli olduğu Leyla ve Mecnun'u bile var Alişir Nevai'nin değil mi? Yani bir sürü eseri var, 5 tane mesnevisi var. Onun dışında Mecalis-i Nefais'le kendisini tanıyoruz. Bakın özet yapacağız demiştim. Ama illa sınav odaklı bir anlatım yapacaksak Muhakemetül Lügateyn yani dillerin karşılaştırılmasını kesinlikle bilmelisiniz. Şeyhi Hüsrevişin. Benim sürekli Şeyhi deyince aklıma Şeyh Galip gelir. Yazarken de çoğu zaman onun eserini ona yazarım ve düzeltirim. Çok çok önemlidir. Böyle bir karışıklık olabilir. Aman dikkat arkadaşlar. Şeyhi Hüsrevişir'inle karşımıza gelecek bir numaralı eseri şüphesiz ki. Devam ediyoruz hocam. Müthiş bir nokta atış artı özet diyebiliriz bu video için. Altıncı sırada Mevlid'in yazarı var. Mevlid derken hocam işte Vesiletün Necat'la yani kurtuluş vesilesiyle değil mi? Karşımıza Süleyman Çelebi'yi göreceğiz, alacağız. Peki cepte kalsın bu da. Sinan Paşa, Tazarrunamesiyle tanınacak. Biliyorsunuz münacatın, yalvarışın, Allah'a yalvarışın, yakarışın, nazım hali, nesir hali diye ayırıyoruz kendi içerisinde. İşte münacatın nesir hali Tazarruname. Yani Tazarruname hem bir tür adı hem de aslında Sinan Paşa'nın eserinin adı olacak. Lütfen cebinizde kalsın. Baki, Kanuni Mersiyesi. Fezail-i Mekke var, Fezail-i Cihat var. Var da var, divanı var değil mi? Baki'nin onlarca eseri var aslında ama Kanuni Mersiyesi ile sorulma ihtimali her sene yüksektir. Bu sene de bakarsanız Kanuni Mersiyesi'nden bir beyit verilir. Çok da güzel bir teknik soru gelebilir. Yazarı sorulabilir. Ne bileyim nazım biçimi sorulabilir. Çok da güzel olur. Peki hocam. Buna da bir tık atalım. Devam edelim. Fuzuli'yi Bengübade ile tanıyacağız. Bunu seçmek istedim. Bu içime doğdu hocam. Dedim ki ya sorsa Fuzuli ile ilgili bunu sorar. Hadikat-ü Süeda'sı var altın değerinde. Değil mi? Su kasidesi var. Türkçe divanın içerisinde yer alan su kasidesi çok önemli. Farsça divanı var bu adamın. Fuzuli'nin Arapça divanı var. Biliyorsunuz Fuzuli diğer şairlerden, divan edebiyat sanatçılarından her dilde, daha doğrusu o dönemde kullanılan 3 dilde de divan yazan şair olarak karşımıza gelecek. Şikayetnamesi altın değerindedir. Leyla ve Mecnun'u altın değerindedir. Rindü Zahid'i bilmeyen yoktur. Yani Fuzuli'nin her eseri sorulabilir ama nokta atışı seçki yaptığım için Bengübade'yi buraya taşımış oldum arkadaşlar. Çok çok önemli bir eserdir. Bağdatlı Ruhi'nin tam bir eseri olmamakla birlikte terkibi bentleriyle tanındığını hatırlatmak istedim sizlere. 11. sırada Nefi var. Nefi'nin Siham-ı Kazası yani kaza okları kesinlikle bilinmesi gereken eserlerden. Adın gibi bilmelisin hocam. Nefi'yi biliyoruz. Şuradaki uzun i'yi bakın çok nadir birkaç isimde kullanmışım. Ok olarak hatırlayacağız demiştik değil mi? Haydi yazabilirsem. Nefi'nin o uzun i'sini ok olarak hatırlayacağız. Kaza oklarına böylece gönderme yapmış olacağız. Aynı zamanda bu ok biliyorsunuz uzun i bize Nefi'nin eleştirel bir şair olduğunu da hatırlatacak, satirik bir isim olduğunu hatırlatacak. Siham-ı Kaza sorulursa Nefi'de gelme ihtimali en yüksek olan eseri şüphesiz ki. Nabi, Hayriyesi var, Hayrabatı var. Yani var da var. Nabi'yi her şeyle hatırlayacağız. Çok çok önemli.
Ama bu sene sınavda sorulacak olursa, ki sorulma ihtimali de çok yüksektir. Kullanıldı aslında ama cevap olarak kullanılma ihtimali bu sene çok yüksektir. Hayrabat'la karşımıza geldi gelecek hocam. Yani illa tekrar sorulacak bir isim olabilir mi hocam dersek Nabi'yi bir numara yapabiliriz hocam. Çok dikkat lütfen bu isme. Katip Çelebi. Katip Çelebi'yi Keşfi Zünun'la hatırlayacaksınız değil mi? Fezlekesi'yle hatırlayacaksınız. Cihan Yuması'yla hatırlayacaksınız. Ben onlar içerisinde bir numaralı gördüğüm eseri sizlere aktarma ihtiyacı duydum. Bu arada bu videoyu birkaç defa dinleyin mutlaka. Not edin, asın hocam duvarınıza kesinlikle. Şöyle gözünüz bir çarpsın ya. Kimi soracak Allah'ını seversen? Bak ben buraya yazdım. Birazdan Zati'yi falan da göreceğiz ama. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Konu anlatımlarında da öğrenci şunu söyleyebiliyor mesela. Hocam ya şu ismi anlatmadınız diyor. Çok haklı bakıyorum, evet anlatılabilir bir isim. Ama sınav noktasında yüzüne bakılmayacak isimler var. Açık söyleyeyim yani. Mesela Necati. Ya çıkmaz değil. Neden sormasın ama. Yani bence 100 yıl sonra falan sorulur Necati. Öyle söyleyeyim. Yani doğal olarak hangi isimler daha önemli? Kafanıza bir sıralama yapmalısınız. 1000 tane adam var abi divan edebiyatında. Hangi birini aklında tutacaksın? Hiç gerek yok ya. Gereksiz. Cumhuriyet edebiyatı gibi, Cumhuriyet dönemi gibi. Aman Allah'ım, 400 tane şair, yazar, işte 500 tane eser, 1000 tane bilmem ne ezberliyor öğrenci. Sınava bir giriyor alt üst. Neden? Gerek yok çünkü. Beyin gereksiz bilgilerle doluyor. Sen şu anlatımları dinle. Yanlış yaparsan gel söyle ya. De ki hocam yanlış yaptım. Geçen sene gördük, çok güzel dönütler aldık. Tabii ki yanlış yapanlar, neti düşük olanlar illaki olacaktır. Çalışmayanlara tabii ki çaremiz yok. Ama azıcık ders takip edenler bu sene net fulleyecekler. İçiniz rahat olsun. Nedim, haydi uzattın hocam. Nedim'i şarkılarıyla bileceğiz. Nedim'i divanıyla hatırlayacağız. Sorulur mu? Yani şarkı ifadesiyle gelebilir. Divan hepsinin var çünkü değil mi? Şeyh Galip, Hüsnü Aşk. Hüsn ve Aşk adında iki karakter. Alegorik bir eser. Alegorik deyince Kutadgu birlikte canlansın akıllarda. Şeyh Galip'i sorarlarsa, ki sordular biliyorsunuz, yine sorabilirler. Hüsnü Aşk ile karşımıza gelebilir. Evet, son sayfadayız. Haydi uyuma. Keçecizade İzzet Molla. Bu kim? Bu kim abi? İçin rahat olsun ya, kasma. Mihneti Keşan. Yani neden sorulmasın hocam da? Çok zor ihtimal ya. Çok zor ihtimal. Aman Allah'ım. Enlerinu vasıflar. Enderunlu Fazıllar, Yenişehirli Avniler havada uçuyor. Biz de tabii ki yer veriyoruz ister istemez anlatımlarımızda. Ama sınav odaklı her anlatımımda biliyorsunuz iyice soyutluyorum. Adam akıllı olanları aktarıyorum. Zati'nin Edirne Şehrengizi çok çok önemli. Latifi'nin Tezkiretü Şuarası cepte kalsın lütfen. Bir de Sehi Bey'in var biliyorsunuz şairler tezkiresi ama Latifi'ninki alfabetik. İlk alfabetik tezkiredir biliyorsunuz. Tezkiretü Şuara bu anlamda sorulma ihtimali yüksek eserlerden. Naima ve Peçevi ayrı ayrı iki önemli isim. Onların ayrı ayrı Naima Tarihi, Peçevi Tarihi gibi kitapları var. Tarih kitapları yazmışlar. Vakanüvisler yani. Hayali'nin de divanı var. Çok önemli değil. Neşati, Naili, Hayati, Necati. Bu isimleri bilin tabii ki. Böyle isimlerin varlığından haberdar olun sadece. Onun dışında yazar esere çok girmeyin. O anlamda o isimlerde sadece bunları bilmeniz yetecek. Bu eserlerin içeriklerine ihtiyacınız yok. Divan edebiyatında eser içeriği çalışmayın. Eser içeriği çalışacağınız bir numaralı dönem Tanzimat dönemidir. Biraz da böyle Cumhuriyet dönemi diyebiliriz. Servet-i Fünun'da azıcık tadabiliriz. Hocam ne kaldı diye düşünmeyin. Birkaç tane Servet-i Fünun sanatçısının birkaç eserini bilmeniz yeter. Lütfen eser içerikleri videosuna geçtiğimiz zaman da bakış açınız bu olmasın. Yani hocam bütün eserleri verelim. O sıkıntı değil. Ben 100 tane eser derim. 100 eserin içeriğini aktarırım ama sınavda hiçbir şeyine yaramaz. O yüzden biraz daha seçki yapmalara dikkat. Seçki videolarına özellikle asılmanızda şu dakika itibariyle fayda var. Konu anlatımlarını bitirdik. Geride kalanlar, hocam yetişemedim ben daha Tanzimat'tayım diyenler biraz daha hızlanıp daha sistemli bir çalışmayla 1-2 haftaya, hadi 1 aya diyelim konuları bitirsinler. Lütfen tekrar videolarını kaçırmasınlar. Bundan sonra ne bekliyor hocam bizi? Halk edebiyatı bekliyor. Ondan sonra Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecaati, Milli ve Cumhuriyet dönemi edebiyatlarını tek tek anlatacağım sizlere inşallah. Nokta atışı yazar eser yapacağız. Tabii ki dönemler ilerledikçe yazarlar ve eserlerinin sayısı da artacak. Bu dönemde böyle öz bir anlatım yaptık. Ondan sonra hocam özetler bekliyor, tekrarlar bekliyor. Bir sonraki videoda, çok uzattım hocam, görüşmek üzere. Videoları not etmeyi kesinlikle unutmayın. Tekrar tekrar dinlemeyi unutmayın. Not etmenin ötesinde kulak aşinalığı da çok şey kazandıracak size. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.